Herkese merhabalar. İstanbul Spor CM 0102 kariyerimiz devam ediyor. En son Beşiktaş deplasmanında 2-2 berabere kalarak bir puan toplamıştık. Şimdi hızlıca ilerliyoruz. Bakalım bu seferki yarım saatlik bölümde kaç maç yapabileceğiz. Tabi Siyet Jetba fazla ulusalı istiyor. Forvet 27 yaşında 4 milyon euro. 6 aylık taksitle ödeyecek. Tabi burada şöyle düşünmeyin. O 4 milyon euro çok iyi para. Zaten siz de eğer bir fırsat transferine denk gelmezseniz lig içinde alacağınız herhangi bir oyuncuda en sıradan basit oyunculara bile bu paraları ver veriyorsunuz. Yani 4 milyon euro çok yüksek bir tutar değil. Siz şu anki FM'de 27 yaşında ortalama bir oyuncunuzu 4 milyon euro'ya satma ihtimaliniz çok düşük lig içinde hele başka bir takıma. Deniz Barış evet eski Fenerbahçeli. Stoper teknik yok, top kapma 14, markaj 14, hız 13, hızlanma çok düşük, ya crossing niye 19 ki yani her şeyi anladım da yani. Yani idare eder de öyle, şu an açıkçası kafa vuruşu falan da kötü, jumping nerede? Göremiyorum, göremiyorum. Neyse devam edeceğim, zaten yeterince ilgimi çekme de buradaymış, o da çok kötü sol bek olarak da kullanılabilir ama yine de çok ilgimi çekmedi. De Rossi, 18 yaşındaki Daniel De Rossi. acaba Roma'dan koparıp kadromuza katabilir miyiz? Çok tehlikeli bir oyuncu. Bu sene bakalım 3.2 milyon euro verelim. Ya hareket olacak mı? Bu sene Avrupa'da oynadığımız için çok fazla Avrupa'daki oyuncuları, takımları göz atamayacağız. Ama bu seriyi sürekli yapmayı planlıyorum. Yalnız Tamer da Tamer Tuna yani bayağı iyi profili var. Kimler sakat? Bir stoper, bir forvet yok. Saffet ve Kona. Evet milli takıma gitmiş. Şimdi ne yapacağız? Forveti Forvet'e Tizigalko ile birlikte verdi atalım gençler ya da Cenk işleri atalım. Tabi önce stoperimizi atalım. Uçeyi attık. Cenk işleri attık. Evet. Cenk hangi ayağını kullanıyor? Sağ ayağını kullanıyor. Tsigalko iki ayağını da kullanabiliyor. O yüzden şöyle de yer değiştirdiğimiz zaman evet. Evet. Nikiforenko'yu da gözlemledik. Bu arada e, hani Nikiforenko, marker Markker e, bu tarz oyuncuların isteği olmuş. Şöyle sesi de açayım ben. Çok az. Evet. maç sesi de gelsin biraz. Umarım çok yüksek değildir. Bu arada Solis ve Tisgalcon'un golleriyle 2-0 öne geçtik. Uf Tete, Emmanuel Tete yaktı bizi ya. Şimdi atar üç tane atar bu adam. Kürşat bunu da short listimize ekleyelim. O dönemki genç ve kaliteli stoperlerden özellikle oyunda kullana, kullanabileceğimiz ee, niye? Çünkü daha iyi stoperler var elbette ki. Ama yabancı sınırlaması olduğu için bir yere kadar eee biliyoruz Güven Güven ne yapıyorsun? Ne yaptığınla alakalı en ufak bir fikrim yok. McDaf e, kırmızı gördü. O zaman şöyle evet. Cenk yerine kimi atabiliriz acaba? Sabek oynayabilecek bizde birisi var mı? Yok. Tahir Karapınar ters ayaklı ama Yalçın Ayhan'ı atalım. Bari stoper gibi oynatalım Yalçın ne yapalım? şeyden bahsediyordum. Oyuncu isteklerinden işte Agahova, Okoronko pek çok oyuncu var. E, ama tabi hepsini tek bir oyunda toplayıp kadroya da e, dahil etmek istemiyorum. İlerleyen serilerde o oyuncuları da kadromuza katacağız. E, Bamba mı vardı bir tane? E, hatta Bean da Bean Sports'ta da bahsetmişte sevgili Murat Yenersoy. Bambaydı galiba bir kanat oyuncusu, Forvet oluyordu falan. Baya baya. E, şimdi burada şey yapayım mı? itiraz edip cezasını daha fazla arttırayım mı? Bir maç Bir maç ceza almıştı bakalım artacak mı? İlerleyen oyun yani kısacası ilerleyen oyunlara da Şeyleri Yaymak istiyorum bu oyuncu e, Ne derler onu pro profillerini Oyuncu portföyümüzü ilerleyen oyunlarda da kullanmak istiyorum Evet Behram. nereye gidiyor? Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda'dan başka adamlar bakalım ya. Şöyle sol bekimizi, sağ bekimizi Kuzey İrlandalı yapalım mı? Markaj 16, top kapma 9. Evet çok güzel. Aslında 3968 versiyonu yapmasaydım tam orijinal 2001-2002 kadroları olacaktı. 3968 yaptık yani bir, bir sene sonraki kadrolara geçti. Denizli Fenerbahçe. Bu arada Fenerbahçe 8. sırada çok da iyi durumda değil. Fenerbahçe'nin kadrosunda Johnson var, Ceyhun, Ortega. Evet burada. E, Rapayç, Ortega zaten yeni gelmiş olması lazım. Evet yani 2001-2002 yazıyor burada ama aslında bir sonraki sene gelmişti. Ortega'da Ortega Arjantin milli takımında 84 milli maç oynayıp 17 gol atmış. Beşiktaş e, Aslında Tümer'i biz orta sağımıza atabiliriz biliyor musunuz? Güvenin yerine. Monteano, Monteano. Sanki e, 2020 kariyerinde de böyle bir e, Monteano diye birisini almışlardı. Ahmet Dursun. Olabilir valla. Seçenek olarak ekleyelim. Sergen Yalçın. Bence Sergen Akar. Hem de transfer listesine konmak istiyormuş. Uf, Sergen gelirse yalnız çok güzel olmaz mı? Deniz 3 giyendi. yendi. Kiralık. Maaşının tamamını verelim. Ya orta sahamız biraz şenlensin ya. Giovanni, Olympiakos'un Giovanni'si. Bir de burada Pomaski vardı sanırım. Evet, işte görüyorsunuz ee, yani sistem menajer gelmem diyor sana hiçbir şey valla 650 bin euro da vereyim gelmeyecek büyük ihtimalle ama bu oyunda da hiç antrenörlere falan bakmazdım evet sergenin kiralık kontratı kabul edildi devre arasında gelecek sanırım. Demian Duff. Evet. Maç ceza. Teşekkürler ceza için. Ee, Sabek İlker Yağcıoğlu'nu atalım. Şu 8-9'u attık. Ee, Saffet Saydu'yu alsak. Sigalko niye forvetten çıktı? Ha pardon şöyle yaptık. 3-4-5-6 tane. Ha Kona geldi. Cenk yerine de Kona'yı atalım. Kona da her iki ayağını kullanabiliyor. Sizigalco son maç 5 diyor ama bu milli takıma gitti sanırım. Orada çünkü bizim oynadığımız en son maçta evet. halen bazı şeylere gidemiyoruz. Evet 2 gol atmıştı. Milli takımla alakalı bizimle alakalı değil. Evet taraftar sesleri taraftar desteği arasında Fenerbahçe etkili başladı ve Oktay Derilioğlu'nun attığı golle 1-0 önde başladılar ikinci dakikada yapmayın ama yani. Hop 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 hop. Cık, güven O gün Erman Yıldırım, Ortega, Cem Karaca, Serhat Tuncay Serhat 20, Tuncay 19. Başka genç Erman Yıldırım 18 yaşında ve evet, dalt yapıdan çıkmıştı. Oğuz da genç, 22 yaşında ve gol geldi. Güven Kocabal, Güven yine takımı taşıyan adam. Yani böyle bir şey çok sık görmüyorum açıkçası. Yani çok sık görmüyorum derken evet böyle bir form tutunca gidiyor oyuncular da bu, bu biraz enteresan oldu ve sanırım duran top organizasyonunda uça topu ağlarla buluşturdu. Oğuz çok iyi oynuyor. 9 şut derken artık Oğuz'un da gardı düştü sanırım gol sayılmadı. Evet Sigalko attı 3 oldu. Sigalko'nun yerini değiştirdikten sonra gol atmaya başladı yalnız. İlk gollerini geçen maçta attı. Sol tarafta oynatıyorduk. Sağda oynatıyorduk. Sola çektik ve ilk gollerini atmaya başladı. 3-1 üstünlüğümüz var. 3-2 oldu. Serhat attı. 3-3 Tuncay. Ya biraz böyle savunma mı yapsaydık? Neyse. Artık ortada 4 şutun 3'ü gol olmuş. Bu maç bizim kalecimize yazar. Aslında Fenerbahçe Evet, Fenerbahçe diğer maçlarda oynadığı gibi oynadı. Bu 5 şuta bakmayın. 3 şutta 3 gol vardı. 24 şut 16 kareyi bulmuş ama ne yazık ki e, biz istediğimiz skoru alamadık. Oğuzhan Akgün maçın adamı seçilmiş. 16 yaşındaki genç oyuncu. Genç bir kadroyla mücadele etmeye çalışıyoruz dersem yalan olur. Genç bir kadromuz yok. Birkaç tane genç oyuncumuz var. Sağlık olsun. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bu e, yani Fenerbahçe maçından yönetim mutlu olmuş ama ben çok mutlu olamadım açıkçası. Beşiktaş kimi yendi? 4-2 yani 4-2 maçı yenince deplasmanda yani tabi Rize Ümit Aa. Turkuaz medya kadrosu oluşturabiliriz biliyor musunuz? Pardon. Sola, şey sağ. Efsane. Ee, acayip bir adamdı. İyi gider yani. Evet, bu oyuncuları sezon sonunda bir şey yapalım. Aspor yorumcuların toplayayım ben bir takıma. Ne dersiniz? 4.6 milyon. Biraz para kazanmamız lazım. Gerçi sergeni aldık. Sergen aldık. Sergeni sol kanatta da oynatırız. Çok çizgiye inmeyi seven bir adam değildir Sergen. Zaten merkezde oynar. Niye mutsuz? Yeni kontrat istiyor. Her oyununda yeni kontrat istiyor ya. Ama kaç para maaş alıyormuş şimdi? Bu 22.000 euro maaş alıyor. Yeni kontrat diyelim. 140.000 euro istiyorum diyor. 2004 yılında 2006 yapalım. Ama normal ya. Alt yapıdan aldık. Kadro oyuncusu falan dedi. Neyse Sergen hemen nasıl geldin sen Sergen? 10. ayda neyse sağlık olsun. Ee, geçen maç dikkatimi çekmedi. Güveni çıkartamayacağım şimdi. Güven baya baya iyi gidiyor. Şöyle yapalım. Evet, Oğuzhan yalnız bir tek biraz hızlanma var. Teknik falan iyi bir adam değil yani Oğuzhan'ı oynatıyorum ama dengesi falan iyi. Crossing var, dayanıklılık, bilmem ne falan. İşte tutuyoruz yani. Yoksa yetenek falan çok kısıtlı. Sergen'i şöyle bir solda denesek mi ya Oğuzhan yerine ne olur ne olmaz. Evet birkaç maç alışmasını bekleyeceğiz Sergen'in bu kadar basit. Zaten takım iyi gidiyor. Sergen'in bir o zamanki özelliklerine bakalım. Pomaski. Ben de istemiyorum seni. Sergen'in özelliklerine bakalım. Özel yetenek 20. Duran topları çok şey yapmışlar. 14 değil bence. Bu da en az 18 olmalı. En en az o da yani hani. Gerçi burada bütün duran topları tek şeye topluyorlar. Korner falan işte serbest vuruş penaltı yok burada direkt set pieces diye geçiyor. Teknik 20. Başka uzaktan şut 14. Ee, koştuğu dönemler herhalde. Hızlanma yok ama hız gayet yüksek 14. Bitiricilik top sürme falan çok iyisin ya. Yaratıcılık 15 denge iyi, cesaret falan da iyi. Ee, 18 agresyon. Agresyon. Hadi bakalım. İnşallah hani böyle oyna rakibe karşı değil de topa karşı skor üretmeye karşı bir agresiflik gösterirsin böyle. Kona 3-2 kaybettiği maçta oynamış ve bir gol atmış Andre Kona. Acaba satılır mı? Debbah. Bizde ne vardı ya? Samba vardı şu. Şimdi burada o Sambayı nereden bulacağım? <laughs> Scoutlayır diyeyim. Burada gözlemlediğiniz oyuncuyu ne güzel hemen shortlist'e ekliyor. Yani böyle bir adam stoper. Şaktar, Agova, evet. Agova da Türkiye'ye gelip Kayseri Spor Forması giyip Fenerbahçe ile hat-trick yaptıktan sonra geri kalan bütün e, hafta Fenerbahçe'ye karşı hat-trick yaptıktan sonra bütün haftalarda Vasat'a yakın e, oynayıp Vay Asprilla gelsin mi Forvet, yani bitiricilik çok şey yok ama süratli bir adam. E gelsin bakalım ya. Asprilla. Player coach diyelim mi acaba? Yani neyse player diyelim bakalım. Şaktardaki rolünden mutluymuş. Geliyorsan gel. Gerçi biz de as takım oyuncusu demedik. Biraz ondan şey yapmış olabilir ama. E, özel yetenek 20. Duran toplar 17. Teknik 20. Asprilla da o dönemin e, çok şey oyuncularından... Hani ne diyeyim size önde gelen hücum oyuncularından birisi tanınmış bilinen milli takım olarak da bilinen. Evet Lewandowski o zamanlar demek ki henüz stoper önlü libero o zamanla Lewandowski 4-0'ın rakip kaleye doğru ilerlediğini görüyoruz. Düşünsenize oyuncular öyleymiş. Lewandowski 1-0 bu 4-0'da forvet oyuncusu oluyor. Evet, kendi evimizde Göztepe'yi ağırlıyoruz. Ee, Sergen Yalçın ilk kez formayı giyiyor ve Sergen'in yaptığı her hareketten haberdar olmak istiyorum. 8 topla buluşma, 4 başarılı pas, onun haricinde şut vesaire herhangi bir şey yok. Şu an sadece pas oyununa dahil top kapma falan da yok diyecektim, evet. evet. Bir top kapma girişimi, bir başarı var bunda. Pek iyi değil tabi biraz daha merkeze kaydırsak daha iyiydi. Bu hangi ercan? Ha. Ercan Agace. Solis sakattı bizi çok yıprattı. Şöyle yapalım bir dakika. Ee, güven bu maçta iyi değil güveni şöyle Alalım ee, güven yerine sol Akgün olsan ee, kime atacağız biz şeyin yerine Striker Mehmet Yozgatlı Forbet Mehmet Yozgatlıyı sağa atayım ee, burada da Mehmet Yozgatlı yerine Cenk işleri evet ya harika işler yapıyorum ya onuru çıkartacağım Mehmet Yozgatlıyı atacağım buraya. Evet. Forvet'te de Onur yerine de Cenk işleri atacağız. Sergen güven değişikliği. Güven Kocabal'ın yerine de Akgün Oğuzhan'ı attık. Evet. Devam ediyoruz. Cenk attı. Girer girmez oyuna İkinci pozisyona da çok yaklaştı Cenk ve Sisi Galko attı. Selçuk Şahin asisti. Orta sahaya bir taze kan sokalım. Sergen yoruldu. Selçuk da yoruldu. Bayar Faruk mu? Yok pardon. Ön at, Evet. Zeki ön atlıyı atıyorum. Atamıyorum. Evet. Bu arkadaşın savunması markajı biraz daha iyiydi. 3 oldu. Sergen attı. Evet Mehmet Yozgatlı da kanatta iyi oynadı. O zaman sağda Mehmet Yozgatlı solis yokken. Evet yaptığımız değişiklikler. E, saha içi ve saha kenarından yaptığımız değişiklikler hemen kendisini gösterdi. 3-1'lik galibiyet 1 0lık mağlubiyetten Oğuzhan. E, hadi bakalım önemli bir oyuncu diyelim senin için. Süreyi de uzatmayalım bakalım ne olacak. Ee, bir Dardanel yapalım ya. Çanakkale Dardanel'de kimler var? Hasan Kabze var. Ee, gözlemci gönderelim. Salih Akkaya. da forvet fena değil yalnız. Teknik 16 hız hızlanma idare eder. Ee, şöyle bakalım başka kim varmış takım yıldız olarak gözüken. Hakan Polat 32 yaşında. Burada bir Gökhan Zan gördüm. Gözümden kaçan birileri olup Mehmet Topal. 15 yaşında orta sahanın sağında oynuyor. Gözlemci gönderelim bakalım. Kafa vuruşu 16'ymış. Mehmet Topal. Ee, burada Murat Önür. Gözlemleyelim. Mehmet Önür de vardı. Bulamadık galiba. başka takıma gitmişti. Pardon. Hasan Yiğit vardı ya. Değil şey değil. Şöyle. iyi tasam gözlemledik mi seni skatlayır diyelim devam edelim evet Çanakkale'derden Çanakkale elde de iyi oyuncuların olduğu bazı dönemler vardı o dönemlerden birisiydi ve e, biz de birkaç tane oyuncuyu gözlemledik e, gözlemleme ile birlikte oyuncular zaten bizim oyuncu havuzumuza da eklenmiş oldu Agahua Stopere Okoronko olabilir. Markajı 16. Top kapma 16 takım oyunu düşük teknik 15 yani niye bu kadar yüksek bilmiyorum özel yetenek 17 hız hızlanma 20 18 20 ve 18 ikisi bir arada stoper oyuncusunda uzun zamandır böyle bir şey görmemiştik ve bu kadar top kapması fm 20'de de var birkaç tane oyuncu da böyle çok aşırı süratte ama başka bir özelliği yok. Evet, Aspirilla. Sen, sana daha iyi bir e, sözleşme önerebilirdik belki ama beceremedik diyelim ya. Yok artık. Geçmiyor neyse. Belki, yani daha büyük bir takımla oynuyor olsaydık Aspirilla'yı da bence kadromuza katabilirdik. Kone gelmiş. Şöyle yapalım. Cenk aslında fena değil. Ben yine bir e, Cenk mi? ama Kone'nin de yeri ayrı şimdi. Kone'yi de oynatalım. Gol atsın. Belki talipleri çıkar. Onur yerine solisi attık. Mehmet Yozgatlı'yı yedeğe aldık. E, Sergen Yalçın kalsın solda. Merkeze atarız. E, formunu bozmayalım. Sabek İlker Yağcıoğlu da hiç fena değil. Saf kardeş sen biraz yedekte bekleyeceksin. 3-4-5 ee, Şöyle yedekleri alıp başlamaya çalışalım mı? Evet 7 yabancı en fazla. 6 yabancı olabilir. Uyarısıyla karşılaştık. Tahir Karapınar. Gerçi İbalya Petkov da iyi. Tahir Karapınar'ı 7 aldık. Şimdi Yedeklerimiz orta saha var. Mehmet Yozgatlı sağ bekimiz var. Tamam. E, kaleci yedeği de aldık. Hiç bugüne kadar ihtiyacımız olmadı ama olacak zafer vardı sanki burada. Yokmuş. Namdar Faruk Simao ver derken Ankara gücü İdris Şen'in golüyle öne geçti. 1-0 gol yemeden başlayamıyoruz. Tisigal Alonso Solis. Kart gördüler. Selçuk da kart gördü. Şimdi normale çekelim biraz. 3 kişi birden kart gördük. Daha 30. dakikadayız. 3 kişi kart görmüş. Çok sıkıntı yani bizim için. Sima nerelerde oynamıştı buorduk? hiç tanıma şansım yok. Agustin. Bu Agustin Trabzonspor'a da gitmişti sanki. Ankara gücünden sonra yanlış hatırlamıyorsam. Biz saha içi değişikliğine gene gideceğiz sanırım. Evet güvene zorla nasıl nazal, nazar değdirilir. Onu da gördük. Şöyle merkeze sergeni attık. Ee, solda güven yerine kimi atacağız? Sol bek almadık değil mi? O kadar konuştum konuştum. Neyse önemli değil. Tahir Karapınar'ı alırız buraya. Petkov'la yer değiştiririz. Evet. Yani aslında Tahir Karapınar'da aslında defansif midfielder yani bugünkü adıyla kanat bek mevkii geçen yer yani defansif midfielder orta saha çizgisi değil de bir tık gerisi gol geldi Sigalko 88'de attı asist İlker Yağcıoğlu yani deplasmanlar biraz sıkıntılı geçiyor Hasan Yiğit, Gökhan Zan Cesaret 16 Markaş, top kapma 18 aslında alıp değerlendirilebilir hız hızlanma da fena değil zıplama 12 kafa vurma 11 yani şu dayanıklılık, güç, top kapma. Teknik 20. Evet gerçekten. Hasan Kabze ve Yiğit, Hasan Yiğit. Şeyi merak ediyorum. Mehmet Topal'ı merak ediyor Acaba gerçekten ilk başladığı zaman böyle orta saha merkez veya defansif orta saha değil de orta sahanın sağında mı başlamıştı. Sigalko sakat 10 gün yok. Solis gelmiş. Petko Bulgaristan milli takımına seçilmiş. Ferdi genç milli takım Raf Kuzey İrlanda milli takımına da seçilmiş. Oyuncularımız da milli takımlara gidiyor. Genç milli takımlarda oyuncularımız var. Afrika'ya giden oyuncularımız var ama bu kariyerde de çok fazla Afrikalı oyuncu almayacağım. Yine az önce, geçen bölümde de söylemiştim diye hatırlıyorum. Çünkü Afrika Kupası öyle bir dönemde, öyle bir süreçte başlıyor ki sezon içerisinde başladığından dolayı siz oyuncularınızı kullanamıyorsunuz. Şöyle Selçuk iyi e, yalnız Güven Kocabal yerine Sergen Yalçın alacağım. Pardon. Selçuk. Selçuk yerine bizim e, eh, Onur sergene attık merkeze. Evet Solis sağda yine Mehmet Yozgatlı Pusu da yatmış. Güven Kocabalı yedekler arasına alalım Saydu yerine. Niyazi iyi oynuyor. Uçe de yani uçe bir inişlerde çıkışlarda. Gaziantep. İstanbulspor, Gaziantepspor. Hadi bakalım. İki şehir takımı karşılaşıyor. Hasan Özer, Mustafa Şahin Türk, Fatih Tekke sanırım transfer oldu. Derken Yalnız Sisi da sakat sakat oynattık. Sergen vurdu. Bu. Şampiyonluk mu geldi? Sergen attı. Şampiyonluk mu geldi? Beşiktaş Galatasaray'da geldi. Fenerbahçe yalnız oldukça kötü durumda. Ben böyle ya bu oyunda bu kadar kötü olduklarını hatırlamıyorum. Tabi çok net hafızamda bir şey de yok açıkçası. İki geldi sayılmadı sayılmadı sayılmadı. Kemal Aslan sağ kanada dahil edebileceğimiz bir oyuncu. Zamanında da Fenerbahçe'ye gitmiştik Kemal. Şöyle bir değişiklik yapma isteği var içimde. Onur Tuncer. Yani sağ ayaklıydı. Ben yanlış adamı yanlış yerde oynatıyorum. Tahir Karapınar'ı atalım. Haydi Tahir Hocam. Burada yüzümüzü güldür. Evet. Ve geçmiş olsun. 1-0'lık galibiyet. İlk sürü diyelim. Bakalım neler yapmışız. Ee, en son Beşiktaş maçı vardı. Çaykur Rize'yi yendik. Fenerbahçe beraberliği. Göztepe'yi yendik. Ankara gücü beraberliği ve Gaziantep galibiyetleriyle e, yarım saatlik periyodu tamamladık. Tam 5 maç yaptık. Sergen Yalçın'ı kiraladık. Bazı yerli oyunculara da göz attık. Sergen Yalçın da hiç fena başlamadı İstanbul Spor kariyerine. 3 maç, 2 gol. Özellikle geçen maçta attığı gol e, yani galibiyet golüydü. Bizi rahatlattı. 3 puan almamızı sağladı. İşte transferler böyle olması lazım. Aldığınız zaman bir hareket getirecek takıma. Bu arada Güven Kocabala da bizim nazarımızdaydı herhalde. Yani adam 10 maç 8 gol 1 asistik performansla giderken övdük. Morali de düşük. Ee, birdenbire yere çakıldı. Sergen evet morali iyi. Sigal Kona yaptı. 8 maç 5 gol. 2 kez maçın adamı seçilmiş. Henüz çok genç. 18 yaşında. Ve tam e, arkasında oynayacak takım kurgusunu da henüz örmedik. Yavaş yavaş. Yani sol kanatta Onur'u oynatırsak da tabi <laughs> olmaz bu işler. Ee, Sergen'i de oynatmayacağım da sakat sanırım bizim. Oğuzhan ne kadar sakat? 2 hafta yok evet. Yani hücum oyuncularımızdan daha çok verim alabilmek için şu e, orta sağ merkez yani kanatları falan da iyice... E, kaliteli hale getirmek lazım. Şu an en kaliteli oyuncum bence Alonso Solis. Sizgalko kaliteli oyuncu olacak. Henüz çok genç. Yani şöyle baktığım zaman takımda yıldız diyebileceğimiz işte Alonso Solis var şu an. Sergen Yalçın ne yazık ki son dönemleri 29 yaşında gerçi bu da bir yıldız. Ee, bir de sanırım Sizgalko olacak. Kona falan da var. Fena değil. Gerçi Mike Duff'ı yani kullanmadığımız için bu göz ardı ettik değil mi? İlker Yağcıoğlu var. Aslında Mike Duff bu da yıldız sayılabilecek bir oyuncu. Nerede? Evet şurada. Hız hızlanma fiziksel olarak gayet iyi. İlerleyen dönemlerde de daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle lig kupa görünümü yok tabi burada. Lig görünümüyle bu bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki yarım saatlik bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.